Dente. Dente. Merhaba. Dengemente. Alo. Dente. Fatti funzionare. Sì, in realtà avevo una domanda per il regista. Dobbiamo aspettare un attimo perché evidentemente c'è qualche problema di audio. Allora mi presento. Ciao a tutte e tutti. Mi sentite? Vado. Sì, non funziona. Okay. Sono Margherita di Rete Gin, collettivo di donne. Siamo sul territorio di Milano e sosteniamo e lavoriamo insieme a quello che è il movimento curdo che appunto opera nel contesto del confederalismo democratico del nord-est della Siria, proprio perché noi pensiamo che nel confederalismo democratico e vabbè, vado avanti, in questa rivoluzione possiamo trovare delle risposte anche a quelli che sono i problemi della nostra Cercando di società. risolvere. E vabbè. Valeu. Allora? Ok. Merhaba. Sesim geliyor sanırım. Sesim geliyor, evet. Ah, ok, va bene. Sì, io avevo una domanda rispetto a... Sì, ecco. No, sì, in effetti perché siccome... Giusto, mi fa strano parlare con il microfono. Ben sizi göremiyorum ama. Sorun yok. Tamam, seni görüyoruz arada. Tamam, Tamam. tamam. Ben de sizi hissediyorum. Vabbè, no, innanzitutto complimenti per quest'opera che è un lavoro grandissimo, importantissimo e mi ha molto colpita, quindi magari in questo momento penso che siano tutti abbastanza colpiti da quello che abbiamo visto, soprattutto considerato che gli attori e le persone sono quelle vere. Tebrik ediyorlar. Filmi gerçekten burada aktivist arkadaşlar var. Filmin dolayı tebrik ediyorlar. Yani filmde rol alan kişilerin orada Rojava'daki yoldaşların yani orada nasıl bir yemek verdiklerini de biliyorlar. Onu hatırlatmak istediler. La domanda che volevo fare è Tamam. come il regista ha lavorato con gli attori protagonisti e soprattutto anche però come ha scelto gli altri attori e qual è stato. Baş kahramanları nasıl seçtiniz diyor. Filmi olmak isteyen Sì, come ha lavorato con i protagonisti che da quello che ho capito erano. Tamam, E anladım invece sanırım. che da quello che ho capito appunto sono stati partecipanti attivi della resistenza, cioè hanno combattuto, e invece come ha lavorato con quegli attori che facevano i turchi oppure che facevano anche
gli altri guerriglieri. So che sono, la maggior parte fanno parte della guerriglia, però volevo capire qual era la differenza e in che modo diverso ha lavorato con ciascuno. Şimdi öğrenmek istiyorlar. Mesela TC devletindeki o hani başrolde oynayanlar onlarla nasıl anlaşabildiniz diyor. Bir de filmdeki gerçek kahramanların yani oranın gerçek YPG'nin savaşçıları mı yoksa sizin seçtikleriniz kişiler mi? Onu öğrenmek istiyor. Ya ben kısaca Bilgi bilgi verebilir miyim? vereyim. Oyuncuların Oyuncuların büyük büyük çoğunluğu çoğunluğu daha daha önce önce YPG'de, YPJ'de YPJ'de yer yer almış almış ya ya da da emek emek vermiş, vermiş, yani yani direkt savaşa savaşa katılmış katılmış olanlar olanlar da da var var ve ya ya da da savaş savaş içerisinde içerisinde büyümüş büyümüş olanlar olanlar da da var. var. Ama Ama neredeyse neredeyse tamamı tamamı ana ana kastın kastın oyuncu oyuncu olmayan olmayan kişiler. kişiler. Alcuni sono combattenti sufficiente. Alcuni sono combattenti delle protagoniste, quelle che nel film. Prova questo, ma è più. Alcuni sono combattenti, invece alcuni è stato scelto da lui, però maggior parte sono, alcuni sono ancora attuali delle YPG, i combattenti. Invece l'altra domanda era quelle delle, cioè, militari turchi, diceva, che sono. Sì, la domanda era com'è stata la differenza nel lavorare con gli attori e con chi invece era realmente un combattente? Se deve essere stato complicato lavorare con due diverse Sì, tipologie, cioè ok. veri attori e invece veri guerriglieri. Evvel bir de şunu öğrenmek istiyorlar. Nasıl zor oldu mu diyorlar, yani gerçek nasıl aktörlerle oradaki mesela YPG'nin içerisinde olan arkadaşlarla yani zor oldu mu filmi çekmek? Yani Yani zorlukları zorlukları vardı vardı ama ama bunu bunu bilinçli bilinçli olarak olarak tercih tercih ettik. ettik. Sur Sur direnişindeki direnişindeki gerçek gerçek duyguları duyguları yakalamak yakalamak istedik. istedik. Bunu Bunu da da ancak ancak gerçekten gerçekten o o duyguyu duyguyu yaşamış yaşamış olan olan insanlarla insanlarla yapabileceğimize yapabileceğimize inandık. inandık. O O yüzden yüzden aslında aslında onlardan onlardan rol rol yapmalarını yapmalarını değil değil de de hani hani kendilerine kendilerine oynamalarını oynamalarını istedik. istedik. E, Ben onu bunun anlatayım. elbette... Tamam. Tamam. Allora, non è stato difficile, praticamente hanno scelto apposto combattenti che praticamente per vivere la mozione, praticamente come, cioè per creare una cosa realtà, Una vera una emozione vera realistica. mozione, una vera reale proprio... Certo. Sì. Örneğin Örneğin o filmde filmde Chiagero Chiagero oynayan oynayan Rubar Rubar Şervan, Şervan, artık artık filmden filmden sonra sonra izleyici izleyici tanımıştır tanımıştır onu. onu. Rubar Rubar Şervan Şervan Kobani Kobani direnişine direnişine katılmış, katılmış, Kobani'de Kobani'de savaşmış savaşmış bir bir savaşçıydı. savaşçıydı. Filmden Filmden sonra sonra da da Türkiye'nin Türkiye'nin hava hava saldırılarında saldırılarında şehit şehit düştü, düştü, yaşamını yaşamını yitirdi yitirdi örneğin. örneğin. Rubar nel film c'è Rubar Şervan che lui è proprio combattente del Kobani. Pochi giorni fa è stato martire dei bombardamenti dai turchi, Rubar Şervan. Bunun Bunun zorlukları zorlukları elbette elbette vardı vardı ama ama bizce bizce en en doğru doğru karar karar hem hem kamera kamera arkasında arkasında hem hem kamera kamera önünde önünde biz biz amatör amatör ruhla ruhla da da olsa olsa kolektif kolektif çalışarak çalışarak bu bu zorlukların zorlukların çoğunu çoğunu aştık. aştık. Anlaşıldı Sia mı? davanti nel senso dalla visione cioè sia parte reale sia parte come si dice Di finzione. di film, no? Abbiamo cercato di fare una cosa proprio della parte biraz tekrarlar mısın? Ne Yani tüm zorlukları zorlukları amatör ruhla, yani amatör duyguyla abbiamo cercato di kolektif çalışarak aştık. una collettivo amatoriale abbiamo cercato di fare una roba Certo, c'è insieme, insomma, Insieme collaborare con sia i veri veri attori e veri guerrieri e guerriglieri, sia sì. i attori Certo. sia con gli attori. Beh, il risultato mi sembra che sia venuto molto bene, cioè si vede che è un film con degli aspetti amatoriali, però è molto
come diceva Benedetta all'inizio, è molto avvincente, riesce comunque a tenere molto bene l'attenzione e questo aspetto appunto delle emozioni create anche attraverso interpreti che hanno vissuto realmente quei giorni è molto, tiene molto, è molto realistico, insomma. Io avrei una domanda per il regista, volevo sapere quante ricerche ha fatto per questo film, anzitutto, poi dopo un'altra. Film de diyor zaten diyor belli oluyor diyor yani amatör de olsa diyor yani gerçekleri yansıtmışlar diyor gerçek bir şekilde filmi çok beğendiklerini söylüyorlar. Bir de size bir sorusu olacak. Buradaki adı Tabii. prego E la la, domanda. no, la faccio dopo. Sentiamo la risposta prima, poi dopo. La prima domanda era quella, se in quanto tempo, quante ricerche ha dovuto fare per questo film, se sono state molto Ne lunghe. kadar araştırdınız bu film hakkında? Bir yıldan fazla senaryo için çalıştık. Per un anno Hem abbiamo cercato il cezaevinde registro. Evet. hem Direniş direniş sırasında sırasında yazılmış yazılmış günlükler günlükler vardı. vardı. Poi Hem de c'erano note durante quando è stato combattimenti nel diario del combattimenti. i diari dei combattimenti, Sì, cioè. abbiamo cercato di prendere quelle che abbiamo riuscito a trovare nel diario del combattimenti. Poi Bir diğeri de o kuşatmadan çıkan dört dört kişiyle, kişiyle, dört dört gençle gençle uzun uzun süre süre birlikte birlikte çalıştık. çalıştık. Zaten Zaten iki iki tanesi de tanesi filmde oynadı. de due sono praticamente sono quattro che sono riusciti a uscire, infatti nel film lui Certo. dice che sono quattro, praticamente sono usciti per raccontare la storia, quelli che hanno caduto durante la resistenza. Due Quindi, sono stati certo. proprio durante nel film Quindi diari e racconti diario orali di racconta, chi è sì, proprio sono riuscito a uscire, diario certo. veri che stanno durante la resistenza. Certo. E poi l'altra domanda era se a parte in Italia il film è uscito in molti altri paesi e se il regista ha la possibilità di accompagnare il suo film in qualcuno dei paesi dove è uscito, se riesce a parte qua, siamo Accompagnare molto dove? felici che sia in collegamento, ma se riesce anche a viaggiare per far vedere il suo film. C'è Non so dove si trovi. diyor film diyor Avrupa'nın diğer ülkelerine de ulaştı mı diyor. Bir de diyor sizin diyor buralara gelme imkanınız var mı diyor burada filmi anlatmak için. Biz aslında koronadan hemen önce başladık. Koronadan önce başladığımız için biraz o sürede filmi Avrupa'da, Kürdistan'da yani Rojava'da, Asya'da filmi gösterme imkanımız oldu. Hem festivallerde hem özel gösterimlerde. Bir Bir de saniye va. Hanno iniziato poco prima della pandemia, poi abbiamo cercato di riuscire, cioè maggior parte nell'Asia e un po' nel Kurdistan, in Turchia, però anche se non potevano mettere in visione. Evet. Benim de bir ay önceye kadar hareket etme şansım yoktu ama artık biraz hareket edebileceğim yani seyahat edebiliyorum artık. Fino a un mese fa non potevo riuscire a viaggiare, però cioè adesso sto iniziando a uscire di fare i viaggi. Europea? Ben filmden sonra mülteci konumuna düştüm yani şimdi bir süredir. Adesso, dopo il film, sono stato praticamente asilo politico in giro. Non posso entrare in Türkiye giremezsiniz, değil mi Eval? Io Türkiye'ye gidemiyorum. Türkiye'ye girişim non posso entrare in Türkiye dopo questo film. Beh, immagino. Davet Ok. etseydiniz gelebilirdik belki en azından Se şansımız mi invitate, posso venire. Ok, allora vediamo cosa possiamo Bir fare. şeyler yaparız diyor Eval. Tamam. Yeter ki gelsin diyor.
un attimo le porto il microfono così Sì. sente. Sì, in pratica una doppia domanda, una specifica sul film di ordine, diciamo, tecnico. Il film è tutto girato di nuovo, non avete usato materiali che magari sono stati usati, riprese, scene riprese durante le battaglie vere. L'avete ricostruito tutto? Film diyor, bazı kısımlarını diyor. Sur'dan mı zaten aslında Sur'u tanımadıkları için bilmiyorlar. Onlar zannediyorlar yani filmin hepsi Kobani'de çevrildi. Ama diyor Biz film şöyle cevap vereyim. bir de şey diyecektim filmde Kobani'de şey direniş esnasında bazı filmdeki bazı kesintiler var. Onların bu direnişçilerin çektikleri kesintiler mi yoksa sizin mi hazırladınız mı? Kesintiler. Yani Neyse anlamadım. Tam kesintiler anlamadım şöyle derken mesela canlı yani gerçekten oradaki ama. o direniş esnasında elinize video falan geçti mi? Tabii. Heh. Birçok materyal biz toparladık. Yani tüm videoları sadece Sur'da da değil birçok direniş alanında. Bir diğeri de biz Kobani'de yaklaşık 6 ay mekan inşası yaptık. Yani çünkü Sur'la Kobani mimari olarak farklıydı. Birbirine benzetmek için. Bir de filmin içerisinde de Sur'da çekilmiş reel görüntüler de kullandık. Yani belgesel estetiğini bu anlamda kullandık. Alcuni sono immagini proprio dai combattenti che siamo riusciti a recuperarli. Alcune immagini abbiamo fatto perché tra Kobani e Sur è una, come si dice, non è uguale il coso, territorio. Quindi alcuni siamo riusciti ad andare a fare proprio dove è stata la resistenza del Sur. Invece alcuni l'abbiamo fatto nel Kobani. Bir de herkesin merak ettiği bir şey var. O filmde kullandığımız materyallerin, araçların hemen hepsi DAEŞ'ten ya da Türkiye ordusundan arta kalmış araçlardı. Yani bu prodüksiyonu büyük oranda aslında şehirleri yıkarak faşizm sağlamış oldu. I mezzi, i carri armati, alcuni proprio erano mezzi turchi che durante la resistenza di DAEŞ yine. durante la resistenza Kobani contro l'ISIS hanno lasciato e si sono andati via. Però i mezzi sono dalla Turchia, tipo carri armati, tutti quei mezzi lì sono rimasti, sono veri carri armati dalla Turchia. Infatti è quello che volevo chiedere. O Ma adesso no? ci sono altre situazioni di combattimento, non credo di questa durezza, Ma in in questo sì, momento, in allora in questo momento. Kurdistan Rojava o Kurdistan Rojava? Rojava da herhangi Türk devletinin tehlike bir saldırısı söz konusu mu? Öyle bir şey var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Yani şimdi de var. O zaman da biz filmi yarıya getirdiğimiz zaman zaten Afrin işgali başladı. O film setini epey etkiledi. Neredeyse film yarıda kalacaktı. O zaman Afrin işgal edildi. Filmi göstermeye gittiğimizde de zaten Serikaniye işgali Diciamo, gerçekleşti. Şu anda o tehdit halen devam ediyor. c'è ancora c'è questa minaccia dalla Turchia verso Rojava in Kurdistan siriano. Durante il film, quando registravo il film, durante il film è stato turco che bombardava la città Afrin, che insieme come si dice, i ribelli siriani, quelli fianco ai turchi. Durante il registro del film, la Turchia ancora minacciava la Siria, Kurdistan Rojava. O tehdit hep vardı. Biz şuna inanıyorduk. Yani film,
olarak başladık. Bir müdahale olursa direkt setimize dönük biz bu filmi belgesel olarak tamamlarız iddiasındaydık. Yani o anlamda göze almıştık riski. Quando abbiamo iniziato il film c'era minaccia, però potevamo andare avanti in caso se c'era una minaccia eccetera, avevano di fermare il film, di andare a, di portare avanti come documentario. Tamam değil mi? Bir soru soracak bir arkadaş. Tamam, tamam soruyorum. Allora, io volevo fare i complimenti al regista perché vicina lì Paolo. Allora, io volevo fare i complimenti al regista perché secondo me ha fatto veramente un ottimo lavoro. Tebrik ediyorlar. Gerçekten çok bir iş, güzel bir iş başarmışsınız. Ok. Selçuk'a sağ olasın. Mi chiedevo, per realizzare le scene di guerriglia, se per caso lui si è avvalso della consulenza dello YPG o dello Yekineyen Antiterror? Nel film, scusami, se per fare le scene di guerriglia lui è stato aiutato dallo YPG o dallo Yekineyen Antiterror per rendere le scene più realistiche. YPG'nin herhangi film esnasında size bir yardımları oldu mu? Onu öğrenmek istiyorlar. Yani oradaki sadece YPG değil aslında birçok kurum yani özellikle sivil toplum kuruluşları yani Rojava Film Komünü başta olmak üzere belediye yani birçok kapıyı çaldık. Hemen her istediğimizi alamadık ama Rojava'daki kurumların tamamı az ya da çok elbette desteği oldu. Çünkü bir şekliyle insanların yani halkın sinemaya veya sanata olan beklentisi bu filmde de faydasını gösterdi. Elbette onların desteği ya da dayanışması olmasaydı işler çok daha kötü olurdu. Yani yapılamaya da bilirdi. Se forse non c'è stato aiuto loro, soprattutto i comuni, anche i civili, noi non potevamo fare questo registro. Soprattutto i sindacati del comune ci hanno aiutato molto, però soprattutto YPG ci ha dato un mano in più per portare avanti questo film. Anlaşıldı mı bilmiyorum. Anlaşıldı Eval. Anlaşıldı. Tamam. Hı-hı. Bir soru daha var. Volevamo cogliere lo spunto che dava il signore prima in cui domandava se in questo momento ci sono attacchi di questa durezza in Kurdistan in generale, oltre a Afrin, Serekaniye, come giustamente il compagno citava, in Kurdistan Bashur, quindi nel Kurdistan del nord, in Iraq, non solo ci sono combattimenti di questa durezza, ma lo Stato turco sta portando avanti un genocidio con le armi chimiche illegali, e sono una delle armi di una pericolosità incredibile, e in questo momento le compagne e i compagni della guerriglia in Kurdistan Bashur stanno affrontando non solo una guerra contro uno degli eserciti più grandi della NATO, ma contro armi chimiche illegali, fosforo bianco e armi di questo tipo. Soru değilmiş Aval. Daha biraz önceki bir arkadaşım sorusu oldu. Hani bu Türkiye'nin baskıları artıyor mu diye falan. Tamam, sorun değil. Soru da yani aslında bir cevap verdi buradaki arkadaşa. Tamam, yani Türkiye'deki baskıların yani mesela örneğin başvurudaki baskıların onu anlattı. Tamam, sorun değil. Altri domande? Sì, c'è. In realtà un intervento anche questo. Io sono Camilla, faccio anch'io parte del collettivo Le Tejin, che appunto è una realtà, uno spazio politico che fa riferimento alla rivoluzione della Rojava e in del nord-est della Siria e in particolare al movimento delle donne. E quello che volevamo dire è che nonostante questo bellissimo film parli tantissimo di guerra, pensiamo sia importante ricordare
i motivi per cui anche questa guerra c'è stata e c'è e continua ad esserci. Il motivo è la vita. Il motivo è la vita che alcune persone, e in particolare nel nord-est della Siria, vogliono proporre e vogliono implementare. Ed è una vita basata su dei valori che sono quelli dell'autodeterminazione dei popoli, della liberazione della donna e dell'ecologia. Volevamo anche dire che chi ha avuto l'onore di incontrare compagne e compagni che hanno fatto parte di questa resistenza, che possiamo definire come partigiane e partigiani di oggi, vi possiamo dire che ascoltarli è sempre bellissimo, perché si capisce veramente quanto, nonostante la durezza di quello che bisogna affrontare e la repressione, come si vede e si percepisce anche nel film, la speranza per una società alternativa è più forte di qualunque altra cosa. E quindi è per questo che, nonostante tutta la guerra e la morte che abbiamo visto in questo film, è sempre importante ricordare la vita. Grazie. È un po' lungo, non so se riesci a tradurlo tutto, se no ne facciamo ripetere un pezzo. Eğer buradaki kendileri aktivist aslında filmden bahsetmedi, şeyden bahsetti. Bu Rojava'daki direnişten bahsetti. Ondan sonra Sur'daki özellikten bahsetti. Tamam. Filmden Tamam. dolayı tebrik ediyorlar. Yani kendileri burada aktivistler. Bizimle beraber burada çalışıyorlar. Ondan sonra nasıl? İstersen soru varsa soru, yoksa sonra biz telefonda zaten konuşabiliriz. Tamam, oldu. Ci sono altre domande? Bir soru var. Volevo solo sapere se avevi in progetto un altro film. Herhangi bir filmde çekme düşünceniz var mı? Film bir projeniz var mı? Var, hem Komi'nin başka filmleri var, onlara yardımcı oluyorum, ama kendim çalıştığım yeni bir hikaye var. Umarım önümüzdeki yıl çekeceğim onu. Ci sono altri film, però io sono cioè, sto dando una mano su un film di Kobani. Però bir de sizin hazırlıklarınız mı vardı? Yeni bir film daha çekildi Kobani Evet. direnişine ilişkin. Film Onu sen başka çıktı mı? arkadaşlar, yok, çekimleri Yok. bitti ama yönetmenliğini ben yapmadım. Başka Komi'nden başka arkadaşlar yaptı. Biz ona yardım ediyoruz şu an. Kendim yönetmenliğini yapacağım. Başka filme de hazırlık yapıyorum. Yani senaryosu anlamda. C'è stato un film su Kobani. Cioè, non sono stato registratore, però sto preparando un altro film, sempre sul Rojava, su Kobani. Altre domande? Film çok da izletemiyoruz, sorun. Film ya Avrupa'da hani nasıl gene gerçekten buradaki İtalyan dostlar şu yardımcı oluyorlar onlarla birlikte. Bir de bizim buradaki arkadaşlar ben habersin yani bunu eğer yapabiliyorsan ben normalde eski bir parti çalışanıyım. Ama eğer özellikle yapabiliyorsan bizim buradaki arkadaşlar özellikle partinin arkadaşları aktif değiller. Onu artık ayrı konuşuruz ya. Aktif değiller çünkü Şimdi insanların zamanını almayalım. evet aktif değiller. Onu ben gerçekten oradaki arkadaşlara iletsen iyi olur. Yani özellikle de hani tamam Roma'daki Rojin arkadaşı olan aktif ama Milano'da aktif değiller. Tamam. Okay, altre domande? Sì, ce n'è una. Allora, sono sempre quello di prima. Sì, Paolo. Allora, con tutte quelle armi, esplosioni e mezzi, macerie, è mai stato pericoloso girare le scene più intense? È stata necessaria magari una certa preparazione da parte degli attori e della crew, cioè, e del personale? Evvel film esnasında diyor herhangi bir arkadaşlardan zarar gören oldu mu? Mesela bu yıkımların altında yani o yıkımları çekerken
Ne tür silahlar kullandınız? Hatta yani şuradan elinize geçen herhangi bir şeyler oldu mu yani belge? Yani o film esnasında arkadaşların video falan çektim yani. Film Sur'dan daha çok yazılı belge ve bir kısım fotoğraf ve canlı tanıklıklar geçti elimize. Ama yaralanma konusunda da biz yani savaş filmlerinde mümkün olduğunca en yüksek tedbir alıp çekim yapıyorduk. Bazen o yüzden patlamalı sahneler bir küçük bir plan bir günü buluyordu ama önemsenebilecek düzeyde herhangi bir yaralanma olmadı. Çünkü öncelikle tedbir alıyorduk, sonra çekiyorduk. Per un piccolo non c'è stato nessuno casi feriti durante il film, però minima cosa abbiamo impensabile abbiamo pensato, però l'esplosione praticamente alcuni erano stati come si dice non proprio reali durante, però non c'è stato nessuno danni durante il film, però il minimo c'erano alcune immagini, ci voleva più di un giorno, due giorni per creare quell'immagine lì. Certo, è abbastanza intensa, direi. Sì. Ci sono altre? Sì, c'è una domanda ancora. Una domanda sulle vittime del conflitto, di questo conflitto. Quante sono state da in ambo le parti di questo conflitto che ha descritto? Sia tra i turchi, sia tra gli... Evet, Sur'daki direnişte diyor. Ne kadar diyor arkadaş kayboldu diyor. Bir de diyor ne kadar Türk askerinden ya da polisinden kayıp oldu diyor. Onları öğrenmek istiyorum. Yani Sur'da o filmin sonuna eklediğimiz kredi bölümünde yaşamını yitirenlerin tamamının fotoğrafını ve o tür bilgilerin tamamı vardı. Belki gözden kaçmış olabilir. Allora durante alla fine del film i martiri sono stati visti nella visione. Ama tekrar edebilirim ben. Yani sivillerle birlikte yani toplamda 67 kişi en az yaşamını yitirdi. Direnişçilerden minimo 67 insieme civili di martiri. Evet. Ama bu karşı tarafın yani asker polis tarafının rakamları değişken, çünkü resmi rakamlar ayrı ama en az belirtilen yani resmi rakamlara göre de 300 civarında asker ya da polis yaşamını yitirdi. Daha da kötüsü hani yaşamını yitirenler dışında yüz binlerce insan orayı göç etmek zorunda kaldı. Yani şehri boşaltmak zorunda kaldı. Sono stati 300 quelle che reale che dicono stato turco, però non sanno ancora preciso, non dicono, però 300 quelle che dicono in giornale. Però la cosa più brutta nel sur, un quartiere storico è stato distrutto dai turchi, esercito turco. Sì, si legge anche nei titoli di coda, si intravede insomma quello che è stato il destino poi di Sur dopo il conflitto, dopo l'assedio, per cui oggi si leggono anche un po' di articoli sulla gentrificazione in atto a Sur, quindi su questo cambiamento che sta portando nuovi abitanti, sì, cacciando quelli vecchi e modificando un po' quella che è la... Zaten diyor, biz burada diyor, takip ediyoruz diyor. Sur'un diyor, yapısını değiştirdiler diyor. Sur'u da burada bir yani savaş esasında yani o şey yapısını, şehir yapısını, demografi yapısını değiştirdiler. Daha doğrusu yani Sur'u gerçek Surlulara vermiyorlar. Dışarıdan değişik insanları getirip Sur'a yerleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Ya faşizm sadece Kürdistan'da değil, dünya tarihinde de bugün de dünyanın birçok yerinde var. Ama Kürtler de ve onların dostları da
Hani faşizm varsa biz de varız. Yani bir şekliyle umut da devam ediyor. Aslında bu direniş de bunun göstergesidir. Se c'è il fascismo c'è anche ci sono i combattenti, quindi non perdiamo minimo indispensabile, la resistenza continua. Ci sono altre domande? No, allora io ringrazierei moltissimo il regista Grazie e anche il nostro valoroso interprete, farei un applauso a entrambi. Scusate. Anche se non sono stato un grande interprete. No, assolutamente. Grazie davvero e tanti auguri anche al regista per il suo prossimo lavoro. Lui, sapete, è stato anche in prigione alcune volte per il suo lavoro anche di giornalista e insomma ha molto coraggio in tutto quello che fa e quindi davvero tanti auguri per il tuo lavoro. Filmlerden dolayı teşekkür ediyorlar. Önümüzdeki filmlerden dolayı inşallah güzel filmleri bekliyorlar. Kendisinin iyi bir aktivist olduğunu, iyi bir gazeteci olduğunu Ben de eski evet gazeteciyim. hatırlatmak istiyorlar. Çok teşekkür Tamam. ediyorlar. Umarım fırsat olur, yan yana gelebiliriz, daha uzun konuşabiliriz. Dil problemi var, teknik problemler var. Ama Ses gittiği var. Dedim, umarım yine bir araya gelebiliriz, yüz yüze konuşabiliriz. Biz de Umarım. hem kendim adıma hem de Rojava Film Komini adına bu kadar zaman ayırdığınız, anlamaya çalıştığınız için teşekkür ederiz. Grazie per il vostro tempo che avete dato per questo film, soprattutto per la Rojava e per la resistenza autonomia del Kurdistan. Çok teşekkür ediyorlar. Daha uzun şeyler söyledim ama sorun değil, özetini Tamam. çevirdim Tamam, biraz. evet söyledim. Grazie a voi e speriamo appunto di poterci rivedere un'altra volta, magari chi lo sa, magari in futuro anche dal vivo. Umarım diyor en kısa zamanda yüz yüze görüşmek, canlı görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar Eva. Tamam. Şerbaş, Şerbaş. serçava. Serçava. Ciao, grazie a tutti. Lui in realtà vi Serçava. vede da di là, quindi potete salutarlo girandovi. Serçava, görüşmek üzere baş. Şerbaş, serçava, şerbaş, serçava. Buonanotte a tutti e grazie ancora e grazie soprattutto a, come ti chiami? Saban. Grazie a Saban, che davvero è stato provvidenziale.